Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda henüz çok genç yaştayken hayatlarını geçirdikleri trafik kazası sonucu kaybetmiş olan müzisyen ve şarkıcıları konuşacağız. Önce Esengül'den başlayalım ve Esengül'le beraber 1970'li yıllara gidelim. Esengül 70'li yılların popüler kadın vokallerinden biriydi. 1954 yılında doğmuş, henüz 15 yaşındayken dönemin yapımcılarından Ayhan Coşkun'un açmış olduğu özel bir ses yarışmasında birinci olmuş ve bu birinciliğin ardından ilk 45'liğini yapmıştı. Aşkımı Süpürmüşler isimli şarkı birkaç ay içinde hit olunca 16 yaşına gelmiş olan Esengül'e gazinoların kapısını açtı. 16 yaşındaki Esengül artık dönemin popüler solistlerinden Emel Sayın'ın alt kadrosunda şarkı söylüyordu. Luna Park gazinosundaki ikinci programının hemen ardından yeni bir teklif aldı ve bu teklif bir asolistlik teklifiydi. Ve Esengül artık Bebek Belediye Gazinosu'nun asolistiydi. Tabii bu başarıların ardından ardı ardına yeni 45'likler ve long play'ler gelmeye başladı. Esengül, Türkiye'nin arabesk müziğinin önemli figürlerinden biri olmuştu. 31 Mart 1979 yılına geldiğimizde Esengül'ün sahne aldığı Semiramis gazinosunda bir olay çıktı. Olay sonucu gazinonun patronu ve şef garson kurşunlanarak hayatlarını kaybettiler. Olayın görgü tanıklarından biri de Esengül'dü. Bu olaydan tam 19 gün sonra takvim yaprakları 18 Nisan 1979 tarihini gösterdiği gece Esengül kız kardeşi Sezen Ağan, arkadaşı Turan Yazıcı ve sevgilisi Mehmet Faruk Özfıratlı ile birlikte eğlenmek için dışarı çıktı. Eğlence dönüşü Ataköy yolu üzerinde Ataköy Motel'in önüne gelirken o sırada olan oldu. Ataköy Motel'in önüne kalaslar yığılmıştı ve aracı kullanan Mehmet Faruk Özfıratlı kalasları fark etmekte gecikti. Frene bastığında iş işten geçmişti ve sonrasında tabii ki o beklenmedik kaza meydana geldi. Kaza sırasında Mehmet Faruk Özfıratlı'nın kullanmış olduğu Anadolu marka araç köprünün bariyerlerine çarpmış ve bariyer korkuluklarından biri Mehmet Faruk Özfıratlı'ya, diğeri ise Esengül'e isabet etmişti. Ve tabii ki olay anında Mehmet Faruk Özfıratlı hayatını kaybederken Esengül hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan diğer kişiler Esengül'ün kız kardeşi Sezen Ağan ve arkadaşları Turan Yazıcı kazadan yaralı olarak kurtulmayı başardılar. Ne var ki kaza sonrası hastaneye kaldırılan Esengül ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Polis tutanaklarında kazanın nedeni olarak aşırı hız ve alkollü araç kullanma yazıldı. Ama tabii ki yaşanan bu kaza ve kaza sonrasında Esengül'ün ölümüyle ilgili olarak da birçok iddia ortaya atıldı. 1954 doğumlu olan bu genç kadın 1979 yılında hayata veda ettiğinde henüz 25 yaşındaydı ve kısa hayatında gerçekten de başarılı bir kariyer performansı sergilemişti. Esengül'ün trajik hayatı ile ilgili olarak kanalımızda bir başka video var ve bu videoda Esengül'ün hayat hikayesini detaylarıyla öğrenebilir ve beraberinde bu kaza ile ilgili iddiaları da söz konusu videoda izleyebilirsiniz. Uzaklarda içimdesin. Esengül gibi hayatını trafik kazasında kaybeden bir başka kadın vokal de Aylin Urgal oldu. 1951 tarihinde doğan Aylin Urgal, hayatını kaybettiğinde takvim yaprakları Nisan 1985'i gösteriyordu ve Aylin Urgal henüz 34 yaşındaydı. Aylin Urgal'ın gerçek adı Rezzan'dı. Henüz 18 yaşındayken İzmir'de dönemin popüler orkestralarından biri olan Birol Soyurgal'ın orkestrasında orkestra solisti olarak çalışmaya başladı ve bir süre sonra da Birol Soyurgal'la hayatını birleştirdi. Birol ve Rezzan çiftinin yakın dostlarından biri de dönemin plak şirketlerinden biri olan Bir Numara Plak'ın sahibi Ali Kocatepe'ydi. Rezzan Soyurgal bir albüm yapmak istiyordu ve bunu Ali Kocatepe ile paylaştılar. Ali Kocatepe bir 45'lik yapma konusunda ikna oldu ancak bir isteği vardı. Rezzan adını kullanmak istemiyordu çünkü müzik dünyasında Rezzan Yücel adında bir başka kadın vokal vardı. Onun teklifi şu oldu: göbek adı olan Aylin ve Soyurgal soyadının sadece Urgal'ı kullanılarak ortaya Aylin Urgal adı çıktı. Ve böylece 1975 yılına geldiğimizde ilk 45'lik yapıldı ve plakta Aylin Urgal yazıyordu. Aylin Urgal ardından 3 45'lik ve 3 long play yaptı. Ancak 1981 yılına geldiğimizde eşinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu ayrılıktan çok etkilendi ve intihara teşebbüs etti. Bir süre sahne almadı. Ta ki 1985 tarihine kadar. 1985 yılında Aylin Urgal
Özgal, Ankara'nın önemli kulüplerinden biri olan Goldfinger'dan bir teklif aldı ve orada sahneye çıkmaya başladı. Nisan 1985 tarihine geldiğimizde Alen Urgal, Ankara'daki programını bitirmiş ve İstanbul'a gitme kararı almıştı. Bunun için yolculukta otobüsü tercih etti. Yanında erkek kardeşi Abidin Eker de vardı. Ankara-İstanbul arasındaki bu otobüs yolculuğu Bolu'ya geldiklerinde Bolu Dağı'nda trajik bir kazayla son buldu. Alen Urgal ve kardeşi Abidin Eker'in de içinde bulunduğu ve tam 21 kişinin yer aldığı otobüs uçurumdan aşağı yuvarlandı. Ve tabii ki bu kaza sonrası Alen Urgal'la beraber tam 21 kişi bu kazada hayatını kaybetti. Sakın ağlama. Tıpkı Esengül ve Aylin Urgal gibi trafik kazasında hayatını kaybeden bir başka kadın vokal daha var. Videomuzun ilerleyen dakikalarında o kadın vokalden de bahsedeceğiz. Ancak şimdi 1985 yılından 1994 yılına gelelim. 1994 yılında Türkiye gerçekten çok yetenekli bir müzisyeni kaybetti. Uzay Hepar'ı. 1969 doğumlu olan Uzay Hepar'ı profesyonel müzik dünyasında ilk başlarda stüdyo kayıtlarında piyano çalarak kendisini gösterdi. Ve zamanla sadece piyano çalmakla kalmadı, aranje de yapmaya başladı. İlk aranje tecrübesini 1991 yılında Erol Evgin'in Erol Evgin'le Yeniden albümünde yaptı. Bu albümde iki Sezen Aksu şarkısını Uzay Hepar'ı aranje etmişti. Tabii bu aranjörlük zamanla özellikle de Sezen Aksu'nun yaptığı projelerde karşımıza çıkmaya devam etti. Aşkın Nur Yengi'nin Hesap Ver, Sertab Erener'in Sakin Ol, Levent Yüksel'in Medcezir ve Sezen Aksu'nun Deli Kızın Türküsü isimli albümlerinde aranjör olarak karşımıza Uzay Hepar'ı çıkıyordu. Gerçekten de çok yetenekli bir müzisyendi ve genç yaşta başarılı aranjelere imza atarken geleceğin en değerli müzik adamlarından biri olarak yorumlanıyordu. Ancak beklenmedik bir trafik kazası bu yeteneği genç yaşta aramızdan aldı. 20 Mayıs 1994 tarihinde Uzay Hepar'ı Demet Sağeroğlu'nun ilk solo albümü Kınalı Bebek üzerinde aranje çalışmaları yapıyordu. Ve aynı gece motosikletiyle yola çıktı. Motosikletini henüz yeni almıştı. Etiler Koç Köprüsü'nün üzerinden geçerken işte o beklenmedik kaza meydana geldi. Uzay Hepar'ın motoru park halindeki araca arkadan çarptı. İlginçtir ki park halindeki araç oyuncu Demet Akbağ'ın aracıydı. O gece Demet Akbağ'ın aracı Koç Köprüsü üzerinde arızalanmış ve yolun sağında park halinde duruyordu. Uzay aracı fark etmedi ve çarptı. Çarpma anında boynu kırıldı. Hastaneye kaldırıldı. Tam 11 gün komada kaldı. Ancak 11 gün sonra hayatını kaybetti. Takvim yaprakları 31 Mayıs 1994 tarihini gösterirken hastane raporlarında saat 10.50'de Uzay Hepar'ın hayatını kaybettiği raporu yazıyordu. Uzay Hepar'ı bu trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldığında henüz 25 yaşındaydı. Tıpkı Uzay Hepar'ı gibi 1969 yılında doğan bir başka müzisyen daha vardı. Gökhan Semiz. Gökhan Semiz liseden sonra konservatuvar eğitimine başlamış ve konservatuvar sıralarında öncelikle tiyatroya merak salmış, tiyatro için komik oyunlar yazmış. Sonrasında bu oyunları şarkıya çevirmiş ve komik şarkı sözleri ve bestelerle kendini göstermeye başlamıştı. Tabii ki bu yazdığı sözler beraberinde ardından bir albümü getirdi. Albüm 90'lı yıllarda Bol Vitamin adıyla müzik marketlerde yerini aldı. Bu albümde yer alan Rap Beni Ramizem, Vitamin ve Dokundur gibi şarkılar Gökhan Semiz ve arkadaşlarının sadece eğlenmek amaçlı yazdıkları şarkılardı. Gökhan ve arkadaşları bu albümün bu denli popüler olacağını ve onları kamuoyunun gündemine taşıyacağını asla ve asla tahmin etmiyorlardı. Ve Bol Vitamin albümü Türkiye'yi Vitamin grubuyla tanıştırdı. Gökhan Semiz artık 90'lı yıllarda müzik dünyasının popüler figürlerinden biriydi. 1998 yılına geldiğimizde rock müziği çok seven Gökhan Semiz arkadaşlarıyla müzik dinlemek için bir kulübe gitti. Kulüp dönüşü Bakırköy sahil yolunda olanlar oldu. Aracı Gökhan Semiz'in yakın arkadaşı Kemal Kölelioğlu kullanıyordu. Ancak seyir halindeyken araç kontrolünü kaybetti ve refüjlere çarptı. Çarpışma sonucunda araçta bulunan 4 kişiden 3 kişi ağır yaralandı. Ancak şoför Kemal Kölelioğlu'na hiçbir şey olmadı. Ağır yaralı olanlar
yaralılardan biri de Gökhan Semiz'di. Ancak Gökhan Semiz ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kaza sonrası polis tutanaklarında aracı kullanan kişinin %80 alkollü olduğu yazıldı. Ve tabii ki Kemal Kölelioğlu tutuklandı. Tutuklanma sonrası yakın arkadaşının cenazesine katılmak için hakimden izin istedi. Ancak hakim bu izni Kemal Kölelioğlu'na vermedi. Ve 1998 yılında Gökhan Semiz aramızdan ayrıldığında henüz 29 yaşındaydı. Dokundur. Elle. 1998 yılı müzik dünyası için beklenmedik ölümler yılıydı. Aynı yıl bir başka erkek vokal daha trafik kazasında hayatını kaybetti. Kerim Tekin. 1975 doğumlu olan Kerim Tekin 90'lı yıllarda 1995 yılında ilk solo albümünü yapmış, 1997'de ikinci solo albümü gelmiş ve özellikle ikinci albümünde yer alan Haykırsam Dünya'ya ve beraberinde Kar Beyaz isimli şarkılarıyla çok geniş kitlelerin beğenisini kazanan bir erkek vokal olmuştu. Bu popüler kimlik tabii ki beraberinde arka arkaya Kerim Tekin'e konser verme imkanları tanıdı. Takvim yaprakları 27 Haziran 1998 tarihini gösterdiğinde Kerim Tekin Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir halk konseri verdi. Bu konser sonrası Kerim Tekin'in hemen yola çıkması gerekiyordu çünkü yakın arkadaşlarından müzisyen perküsyoncu Barış'ın nikahı vardı. Bir araç kiraladılar ve hem müzisyen hem de Kerim Tekin'in menajeri olan Halis Bütünley birlikte yola çıktı. İşte o yola çıkış bir sonun başlangıcıydı. Aracı Kerim Tekin kullanıyordu ve beklenmedik kaza meydana geldi. Süt taşıyan kamyon, kömür taşıyan bir başka kamyonla çarpıştı. Çarpışma sonrası kömür taşıyan kamyon, Kerim Tekin ve Halis Bütünley'in içinde olduğu araca çarptı, metrelerce sürükledi ve üzerine devrildi. Kaza sonrası Halis Bütünley kendini araçtan hemen dışarıya çıkarma imkanı buldu. Ancak Kerim Tekin aynı şeyi başaramadı çünkü gücü yoktu. Henüz 23 yaşındayken hayata veda eden bu genç şarkıcı geride iki değerli şarkı bıraktı. Biri Haykırsam Dünya'ya, diğeri Kar Beyaz. Kar beyazdır ölüm. Müzik dünyası Kerim Tekin'i ve Gökhan Semiz'i 1998 yılında arka arkaya kaybederken tam bir yıl sonra 1999 yılında bir kadın vokal daha trafik kazasında hayatını kaybedecekti. O da Ajlan Büyükburç. 1970 yılında doğan Ajlan Büyükburç, Türkiye'nin en önemli erkek vokallerinden biri olan Erol Büyükburç'un kızıydı. Dolayısıyla babasından etkilenerek o da müzikle ilgilendi. İlk gitar dersini babasından aldı. Lise öğrencisiyken Milliyet Gazetesi'nin düzenlemiş olduğu liseler arası müzik yarışmasında en iyi kız solist ödülü kazandı. 17 yaşına geldiğinde ise artık Fatih Erkoç'un vokalistliğini yapıyordu. Katıldığı bir televizyon programında Mine Çağlayan'la tanıştı ve onunla bir araya gelerek Mine ve Ajlan ikilisini oluşturdular. Birlikte bir albüm yaptılar. Ancak bu ortak çalışma çok uzun sürmedi. Bir yıl sonra ayrıldılar ve ayrılığın ardından bu kez Ajlan Büyükburç ilk sol albümünü Tutunup Kendim adıyla müzik marketlere sundu. Ne yazık ki bu genç kadın vokalin müzikal kariyerini tek başına şekillendirme hayalleri çok da uzun sürmedi. 22 Temmuz 1999 tarihinde işte o beklenmeyen kazalardan biri daha yaşandı. Ajlan Büyükburç ehliyetini alalı sadece 3 gün olmuştu ve Bodrum'dan Kaş'a başlayan yolculuk sabah saatlerinde Fethiye'de son buldu. Ajlan Büyükburç tabii ki tecrübesizliğinden dolayı viraja hızlı girdi ve aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç asfalt yoldan stabilize yola girdi, arka arkaya 3 takla attı ve park halindeki traktöre çarptı. Görgü tanıkları kazanın olduğu yerde 10 gün öncesinde asfalt çalışmasının olduğunu ve dolayısıyla yolda mıcırlardan kaynaklanan kaza olasılığının da yüksek olduğunu ifade ettiler. Yaşanan bu kazayla Ajlan Büyükburç olay yerinde son nefesini verdi. Ajlan Büyükburç hayata veda ettiğinde henüz 29 yaşındaydı. Ve Barış Akarsu, genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden bir başka şarkıcı. 1979 yılında doğan Barış Akarsu, 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye isimli yarışmada kendini göstermiş. Bu yarışmada birinci olmuş ve beraberinde yapmış olduğu albümle popüler bir kimlik kazanmıştı. 2004 yılında Islak Islak ve 2006 yılında Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek isimli çalışmaları onun geniş kitleler tarafından beğenilmesine imkan tanımıştı.
başlamıştı. Barış Akarsu artık popüler bir şarkıcıydı ve bu popülerite beraberinde sadece şarkı söyleme imkanı değil, albüm yapma imkanı değil, dizi film yapma imkanını da sunmuştu. Bodrum'da Barış'ın dizi çekimleri devam ederken o sıralarda hayatında Zeynep Koçak vardı. Ancak Barış'ın Zeynep Koçak'la olan ilişkisi inişli çıkışlı bir ilişkiydi. Barış'ın Zeynep'e olan aşkı büyüktü. Gelin görün ki Zeynep bu ilişkinin bir yerinde Barış'a bir süre ayrı kalmalarının ikisi için de iyi olacağını söyledi. Ve Barış'la Zeynep, Barış'ın doğum günü olan 29 Haziran tarihine kadar bir süre ayrı kaldılar. Barış Akarsu, Zeynep'in doğum gününde yanında olmasını istiyordu ve Zeynep bu teklifi geri çevirmedi. Bodrum'a geldi. Barış Akarsu, yakın dostu Metin Sözü Çetin'in aracını ödünç aldı. Ve Zeynep Koç'a havaalanında karşıladı. Yanlarında Nalan isimli bir arkadaşları daha vardı. Birlikte yemeğe çıktılar. Yemek sonrası üçü birlikte doğum günü partisine gideceklerdi. Aracı Zeynep Koçak kullanmak istedi. Ancak gelin görün ki Zeynep Koçak acemi bir şofördü. Yemek sonrası aracı kullanmak istediğinde manevra yaparken görevlinin dikkatini çekti ve görevli Barış'a şunu söyledi. Abi dilersen sen kullan, daha iyi olur. Ama Barış bir şey olmaz dedi. Ve üçü Zeynep'in kullandığı araçla yola çıktılar. Torba kavşağına geldiklerinde işte olanlar oldu. Saatler 21.30'u gösterdiğinde arka arkaya iki korna sesi duyuldu ve ardından bir çarpışma sesi. Barış Akarsu, Zeynep Koçak ve ortak arkadaşları Nalan'ın bulunduğu araç çarpışma sonrası yoldan çıktı. Kaza sırasında aracı kullanan Zeynep Koçak araçta sıkışarak hayatını kaybederken arkadaşı Nalan ise aracın ön camından fırlamış ve o da hayatını kaybetmişti. Ancak Barış Akarsu yaşıyordu. Hemen hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçiriyordu. Anında müdahale yapıldı. Ancak yaşamı uzun sürmedi. Birkaç gün sonrasında takvim yaprakları 4 Temmuz 2007'yi gösterirken hayata veda etti. Ben senin suçlarına çomak sokarım. Bu videoda sizlerle henüz çok genç yaştayken geçirdikleri trafik kazası sonucu hayata veda eden müzisyen ve şarkıcılardan bahsettim. Görüyoruz ki yaşanan bu kazalarda öne çıkan 3 önemli faktör var. Bunlar tecrübesizlik, dikkatsizlik ve alkol. Bunlara dikkat edilseydi belki onlardan bazıları bugün şarkı söylüyor, beste yapıyor ya da bir aranje imza atıyorlardı. Kim bilir. En azından bu video ile birlikte onları bir kez daha hatırlamış ve anmış olduk. Videomuzla ilgili görüş ve düşüncelerinizi yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızda yer alan içeriklerimizden memnun kaldıysanız kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Bir başka videoda tekrar birlikte olacağız.